Evet, Müzik On Air ailesi olarak karantina ve normalleşme süresince sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Bu bölümün ilk izleyeni Yester abla oldu. Yester abla, ardından Seher abla, ikinize de teşekkür ediyorum. Ayrıca yazdıklarınızı da görüyorum. Süheyla, selamlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili Lerza Mutlu konuğum olacak. Onun öncesinde bir şeye daha değinmek istiyorum. Lütfen dışarı çıkarken maske takalım. Yani hani eğlenmeye de gitseniz, ne bileyim sahile de gitseniz maske takmak zorundayız arkadaşlar. Böyle bir zorunluluğumuz var maalesef. Yani biz de mutlu değiliz ama maalesef var böyle bir zorunluluğumuz. Evet, sevgili Lerza Mutlu konuğum olacak. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Gır gır şamata. Sanırım konuğum geldi. Aldım. İkinci konuğum. Ardından da hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada hemen bir parantez açacağım. Instagram'da ilk kez bir canlı yayın konuğuyum. Yani ben normalde televizyon programlarında da konuk olmayı hiç sevmem. Ama o kadar seviyorum sizin sayfayı. Çünkü hemen ben bunları dile getirmek istiyorum. Twitter'da da kimin doğum günü olsa hemen bunu bir kibarlıkla, nezaketle kutlarsınız. O yüzden özellikle sizi kırmadım ama İlk konuk olduğum sensin. Bunu da altını Valla çizmek bu bizim istiyorum. için çok güzel bir şey. Çok güzel bir onur. Çok teşekkür ederiz o zaman. Estağfurullah. Aynı Seni de şekilde. Müzik On Air, sizi de Müzik On Air ailesi olarak zaten çok seviyoruz ve destekliyoruz her zaman. Çok teşekkür ederim. İlk önce soruyorum. Nasıl Sor. gitti karantina? 3,5 ay boyunca neler oldu? Ay vallahi çok sıkıldım. Ama ben evi severim. Yani normalde zaten ben evde oturmayı çok seven biriyim. Hayatımda hiç içki içmedim. Sigara içmedim. Hep şaşırıyorlar. Bu mesleği Şimdi yapıyorum ben de dedim. ciddi misiniz diyecektim. Hiç yok mu yani? Hani ne bileyim bir... Hayatım boyunca. Bu hatta dalga konusudur. Şöyle ki mesela bir doğum gününe bile gitsem artık burada normal canlı yayın diye isim veriyorum. Zero içerim ve herkes bununla dalga geçer. O yüzden de hiç içki ve sigara içmediğim için gece hayatım zaten yok. Çok sevmem. En fazla yemeğe gider, eve gelirim. O yüzden yani karantina sadece işleri durdurdu ama koronavirüs dünyayı salladı. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Umarım bir daha bu tarz hiçbir şey dünya olarak yaşamayız. Eminim çok sıkıntılı günler devam edecek ama birazcık hafiflediğini düşünüyorum. O yüzden de fena çıkmadı yani. Fena geçmedi. Eh diyelim. Peki bu süreçte şeyi soracağım mutlaka. Çoğunlukla soruyorum zamanımız olursa. İzlediğin film önerileri, kitap önerileri varsa seviniriz. Biliyorsun bu süreçte Netflix zaten fethedildi herkes tarafından ama. Çok fena. Şöyle söyleyeyim Cüneyt'ciğim. Ben normalde Netflix'e üye değildim. Çünkü bunun sebebi benim dikkat dağınıklığım. Yani ben bir şeye konsantre olamıyorum. Mesela hayatımda tek izlediğim dizi Aşk-ı Memnu ve şeydi. Asmalı Konak'ta ama Aşk-ı Memnu'nun üzerine tanımıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ve konsantre olamadığım için de Netflix hiç almamıştım. Fakat Murat Övünç Netflix diye seslendikten sonra Aynen. Instagram'da dedim ki gireyim de şunu bir alayım. Sonra aldım. Ay almaz olaydım. Niye diyeceksin? Bu Pablo Escobar'ın bir dizisi vardı ama Narkoz. Meksika Narkoz. Ha Meksika Narkoz Meksika değil. İlk Narkoz olan. Ona bir 3 gecede onu bitirdim. Sonra Casa de Papel zaten biliyorsun. Yani onu yazan senaristlerin zeka düzeyini çok merak ediyorum. Çünkü hıza yetişemiyorsun. Bir sardım Cüneyt'ciğim. İşin içinden çok zor çıktım. O yüzden Ya de şöyle diyebilir miyiz o zaman? Senaryo güzel olunca aslında dikkat çok güzel odaklanabiliniyor yani. hayır şöyle diyelim. Zeki bir iş beni cezbedebiliyor. Öyle söyleyelim. Heh, işte senaryo Yani güzel olunca dediğiniz gibi. burcun ne senin? Ben Yengeç. ay kıyamam. Kaç Temmuz musun? Haziran mı? Bak, sevgili Vedat Telek konuğum astrolog. Dedim ki yarın dedim konuklarımı saydım. Lerza Mutlu konu dedim. Bak dedi. O çok bilgilidir dedi. Evet. Astrolojiyi çok iyi bilir. Bak Hakikaten. şimdi. Haziran mısın, Temmuz musun? 26 Haziran. Bütün yengeçlerden var ya, siz biraz sen de melankolik misindir? Normalde yengeçler çok melankolik olur da olur ama. Oo. Eyvah. O yüzden ben izleyeyim onu o zaman. Severim. Evet, Astrolojiyi. evet.
Ben de son 3 aydır birçok İstiyorsan astrolog... net göremiyorlarmış. Yönetim net göremiyorlarmış. İstiyorsan hani sohbetimiz sırasında istiyorsan ben de öyle yapıyorum. Sürekli yazıyorlar net değil diye. İstiyorsan net. Arkadaşlar ikimiz de mi net değiliz? Kim net değil? Oradan Ben hani internetimize göre. ama ben evin internetinde değilim bu arada. Bakalım oradan da şimdi cevap gelir. Arkadaşlar yazarsanız sevinirim. Bir 5 saniye sonra gidiyor ya ses bu arada. Yazmaya başlarlar herhalde. Yani bir abla ses az. Sizin sesiniz az galiba. Ben kulaklık alacağım, geleceğim. Evet, dinliyorum. Tamam. Evet şu anda görüntüler gayet iyi diyorlar. Evet Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş, Lerzan Mutlu'nun evindeyiz. Şu anda kulaklığını alıyor. Bir yandan da biz, ben bir de şey fonda böyle ev gördüğüm zaman merak ediyorum. Hemen diyorum ki bakayım evde neler var, arka kısımda ne var? Hemen bakıyorum öyle. Normalde sus sus çok fena anlatacağım o ev mevzularını. Ben bir gün Show TV'ye evimi açtım. Açmaz olaydım. Yemin ediyorum sana. Aman Allah'ım ne yorumlar. İşte görgüsüzsün. Evde benim evime girmek istediler. Hayatımda ilk kez kendi programlarımda bile evimi açmamışım. Niye görgüsüz oluyorum yani? Gösterince Bir de görgüsüz mü yüzlerce oluyorum? insan öyle açıyor yani, sanatçı açıyor Aman bir evi. daha dedim tövbe yemin ediyorum. Aynı yerde oturuyorum. Bak bütün canlı yayınlarda Cüneyt buradayım. Kıpırdamıyorum hiç. Biliyorsun iyi bir yeri görüp de görgüsüz demesinler diye. Halbuki ne görgüsüzler var bana görgüsüz dediler. O da ilginç. Dinliyorum. Bütün sorularını hazırım. Astrolojiye bir geri dönelim. Nereden bu merak? Daha doğrusu nasıl bu kadar öğrenebildin? Hani eğitim aldın bu konuda? Cüneyt'ciğim şöyle, ben kova burcuyum. Kovalar genelde dünyadaki bütün ünlü astrologların burcu da çoğunluğu kovadır. Ve ben gökyüzünde bir matematik olduğuna inanıyorum. Bu bir fal değil, bu bir bilimsel bir durum. İngiltere Kesinlikle. Kraliçesi, Cüneyt'ciğim İngiltere Kraliçesi taç giyeceği zaman geçmiş tarihe baktığınızda taç günleri bile astrologlar tarafından belirlenerek giyildiğini biliyorum. Onu bırak mesela bir sürü Türkiye'deki Osmanlı imparatorluğuna dayanan, işte gökyüzünün matematiğine göre hareket eden bir sürü padişah ve önemli isim olmuş. Dolayısıyla bu bir matematiksel bir şey. Yani bu bir bilim dalı. Daha henüz üniversitesi tam var mı onu bilmiyorum ama Yurt bu dışında varmış da burada yok. Türkiye'de evet yok yani daha. şöyle inanıyorum. Aslında öngörüler çok doğru mu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Gökyüzünde nasıl ki işte Plüton, Uranüs, işte birkaç gezegen Neptün sonradan keşfedildi ilk astrolojiye göre. Mutlaka daha keşfedilmeyen gökyüzünde binlerce yıldız ve gezegen var. O yüzden öngörüler tam tutmuyor Cüneyt'ciğim. Çünkü belki bundan 5000 sene sonra da yeni yıldızda yani hiçbir zaman bir astroloğun tam öngördüğü şey gerçekleşmez. Bunun nedeni bana göre keşfedilmemiş yıldızların olması. Eğitim derken ben bir dönem kolejden sonra yurt dışında okudum. 6 ay ama çok kısa bir dönem. Sonra gelip konservatuvarın imtihanlarını kazandım burada. O dönem benim Hintli bir arkadaşım vardı okuldan. Ve o bana Hindistan'da astrolojinin çok önemini anlattı. Onunla böyle bana öğrettiği şeylerden yavaş yavaş öğrendim. Ama bir astrolog kadar mı biliyorum? Hayır. Ama mütevazilik de yapmayacağım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Valla astrologlar sizin isminizi veriyorsa demek ki bir şeyler biliyorsunuz yani. Severek hem de Beraberiz. verdi sevgili Vedat. Yani Çok çok iyi sevgili zekidir Emre. dedi, çok da iyi bilir dedi o. Demek ki bir yerde Teşekkür ederim. karşılaştınız, muhabbeti oldu vesaire olabilir. Doğru, olabilir. Şunu söyleyeceğim, çok tutmuyor diyorsunuz ama son 3 aydır ben bu kadar astrolojiyle daha çok yoğruldum. Hatta yükselenim bile daha 1,5 ay önce falan öğrendim. Neymiş? Neymiş? Oğlakmış, Benim oğlak. de. Benim de. Yani Süper. şey... Çok disiplinli olurmuş vesaire, onları yeni öğreniyorum. Daha oğlağı çok tanımıyorum ama dediler ki mesela bu yaz dediler su ile ilgili bir şeyler olacak. Yani seller olabilir, su zehirlenmeleri vesaire, su boğulmaları. Yani Çin'de şu anda su selle boğuşuyor. İkinci bu şey dalgasından sonra, virüs olayından sonra. Amerika 2 tane baraj birden patlamış. Daha bugün haberlerde 2-3 tane barajda yüzen boğulmalar duydum. Yine Trabzon'da öyle. Ben kesinlikle %99 yani bir matematiğin olduğuna inanıyorum astrolojide. Sevgili Hande Kazanova'yı da Çok ağırladım. severim. Aha. Ondan sonra o da bununla ilgili şeyler söyledi. Selma ablamız var. Yani birçok kişinin paralel bir şekilde tutuyor. O yüzden de ben artık böyle gözüm açık dinliyorum. Ona göre hareket etmeye çalışıyorum diyebilirim. Süpersin, harikasın valla. Aynen. Hepsine de buradan öpücüklerimizi yolluyoruz. Şimdi ilk sorum şu. Ya o kadar Bu arada güzel bir sesim sesin. geliyor mu?
Çok güzel geliyor. Şu arada... an eskisinden daha iyi geliyor. Ben fark etmemiştim. İzleyici fark etmiş demek ki. Şu an daha güzel, daha net geliyor. Görüntümüz de gayet iyidir herhalde arkadaşlar. Kötüyse yazarsanız sevinirim. Şimdi müzik çalışmalarına ben bahsetmek istiyorum. Televizyonda seni çok görüyoruz ama ilk sen müzikle sesini duyurdun. Tabii televizyon çalışmaların vardı. Sabah programı vesaire yapıyordun ama böyle gitgide televizyona ağırlık verdin. Müzik böyle bir senden uzaklaştı. Hoş. 2018'de bir albüm yaptın ve o şarkılar çok güzel. Eski şarkılar ama çok güzel. Neden böyle bir şey oldu ya? Yani neden mesela çok güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Şimdi Cüneyt'ciğim şöyle bir şey var. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk müziğinde okudum ve bizim okulumuz üniversite imtihanıyla giriyorsunuz ama yetenek sınavıyla alınıyor. Yani birinci basamak vardı o zaman. Birinci basamağı kazanıyorsunuz ve çok önemli hocaların önünde sesiniz güzel değilse o okula girip 2000 kişiden 80 kişi katılıyor ve seçilme ihtimaliniz %10 diyelim. Ve ben iki bölümü birden kazandım. Ki hiçbir ön çalışmam yoktu bununla ilgili. Yani kulağa bakıyorlar vesaire vesaire. Ve ondan sonra bu işe ilk başladım. Karabüyü adlı bir şarkıyla 2001 senesinde. Sonra o şarkı çok ses getirdi. Onun üzerine ben televizyon programlarına konuk olarak çıkmaya başladım. Ve orada o kadar ya diksiyonumdan ya konuşma tarzımdan ya da çıktığım programların reytinglerinden dolayı sürekli bana sabah programı teklifi getirmeye başladılar. Üç kanaldan aynı anda teklif gelip benim seçim yapmak zorunda olduğum günleri hatırlıyorum. Parayı da seçmedim. Fenerbahçe forması giymeyi seçtim. Yani bir daha alt kanaldan daha büyük para veriyorlardı ama her zaman bir arkadaşım dedi ki bana bak A takımında oynayacaksan oyna. Yani dolayısıyla kariyerimle ilgili şöyle bazen yanlışlar yaptım. Bunu hep kendi kendime de öz eleştirimdir. Aslında Türkiye'de canlı okuyabilen benim jenerasyonumda bunun altını çizerek söylüyorum. Çok az insandan biriyim. Çok az. Yani 5 kişiyi geçmeyecek diyeyim sana. Ama ona rağmen ben sesime ve konservatuara ihanet ettim. Çünkü televizyondan çok güzel paralar kazandım. Ve televizyonda kendimi Cüneyt'ciğim sahneden daha mutlu hissettim. Çünkü ben konuşmayı daha çok seviyorum şarkı söylemekten. Bunu keşfetmeye başladım. Ve Türkiye'nin en büyük kanallarında sabah programı yaptım. Ve bundan dolayı da hep şarkıcılığıma ihanet ettim. Ama sonra yavaş yavaş uyanmaya başladım. Dedim ki ya senin gibi okuyan başka biri olsa hani şu an neler yapar tahmin edemiyorum. Yani orada müziği bilmediğim bir şekilde hep sabah programı yaptığım için geri plana attım. Ama bundan çok mutsuz oldum. Yani bu bir hataydı benim kariyerimde. Geçen senede 2019 senesinde bunu toparlamak adına hep işte yok poptu, yok oydu, yok buydu, sesi olmayanların daha çok yaptığı böyle alttan çıstak çıstak müziklerin geldiği şeyler denedim. Bana olmadı onlar. Ha hepsi benim gündemde kalmama, işte sıcak kalmasına sebep oldu ama 2019 senesinde yaptığım arabesk albümü benim evde okuyormuş gibi sesimi kendimin de işte beni dedim şey yapmayın, ekolandırmayın. Yani ben çıplak evde söylüyormuş gibi o sesim olduğunu bilmeyen insanlara, televizyonculuk yönüm olduğunu bilen insanlara birazcık bunu gösterdi. Şimdi yeni bir albüm daha hazırlıyorum. O da arabesk. Eski arabesklerden 4 tane şarkı. Fakat bu korona sürecinde stüdyoya gidemedim ve okumalara giremedim. Yani anlayacağın çok güzel bir soruydu. Ama şu konuda asla mütevazilik yapamayacağım. Türkiye'de canlı okuyabilen fantezi ve Türk sanat müziği dalında 5 kişiden biri benim. Ama ben bunu televizyon aşkımdan dolayı hep geri planda bıraktım ve bundan çok pişmanım. Çok doğru bir soruydu. Ha bunun için şimdi sırf o tarafa saldırıyorum. Yani şöyle bir şey var. Hani bu, ben dinleyici olarak bunu fark ettim ki birçok kişi fark etmiştir. Hani evet. Yani de hep derim yani arada mesela bazen programlarında da böyle canlı canlı söylersin. Bravo. Evet. Ama şey hani böyle sanki süs söyleyip çekiliyorsun. Sonra devam ediyorsun programına. Hani sanki dediğin gibi televizyonculuğu ön plana koydun. Bir müddet. Sonra ikinci plana koydun şarkı söylemeyi ama çok sevindim buna açıkçası. Bir de Cüneyt bunu sormuşken şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey söyledin aslında. Bir soru var aslında söylediğin şeyin içinde de. Şimdi ben 1977 doğumluyum. 12 Şubat. Google'da yazdığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ben 10 senedir, 15 senedir Türkiye'nin en büyük kanallarında iş yaptım. Ve benim jenerasyonumda o kanallarda sabah programı, bakın benim jenerasyonumda ama benim yaş
Senin zamanlamanda. Evet. Senin, evet. Hiç kimse olmadı. Bu benim bir avantajımdı. Yani millet işte 20 sene şarkıcılık yaptıktan sonra televizyona geçmiş. Ama benim öyle olmadı. İlk çıkar çıkmaz benim jenerasyonumda Türkiye'nin en büyük kanallarında sabah programı yaptırılan ikinci bir isim yoktu. Ha, iteklemelerle ilgili bahsetmiyorum. Yani tek başına olup ikinci bir isim yoktu. Dolayısıyla ben bunu bir avantaj gözüyle gördüm ve o yüzden şarkıcılığı belki de ikinci plana attım. Bunu da böyle dipnot olarak... Ama kim olsa, senin yerinde kim olsa bence onu yapar. Bir anda çünkü televizyon teklifi geliyor. Yani bu hayır denebilecek bir şey değil ki. Yani 5 milyon albüm satabilirsin ama televizyon başka bir yer. Sana asla teklif... Mesela sana ilk defa burada açıklayayım. Geçen günde Bülent Hanım'la, Bülent Ersoy'la bir jüri programı geldi. Çok sevdiğim yapımcılar, arkadaşlarım. Bülent Hanım'ı da zaten çok eski bir hukukum var. Fakat bir böyle para mevzusunda anlaşamadık. Başkalarıyla anlaştılar. Yani birazcık daha televizyon bana her zaman cazip geldi. Asıl nedeni buydu. Bunu parantez içinde söylemiş olayım. Aynen aynen ama güzel projelerle seni göreceğiz inşallah. Şu karantina süreci iyice biterse sahnelerde gümbür gümbür yani astrolistliğe yakışabilen bir insansın onu her zaman. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Söylerim. Peki şey magazine böyle hiç sevmediğim sorulardan biridir. Müzikhaner'in ben sunucusuyum. Sevgili Özcan beni başına bela olarak aldı Eylül'den bu sevgili yana. Sevgili Özcan'a da. Ben de magazin sormayı sevmiyorum açıkçası. Ama senin magazinle aran özel olarak nasıldır? Yani aslında sever misin? Hiç sevmem. Ciddi misin? Hiç sevmem. Çünkü neden sevmem? Ben kimin kiminle seviştiğiyle, kimin kimiyle bir hafta sonra seviştiğiyle hiç ilgilenen bir kadın olmadım. Hayatım boyunca beni kimin kiminle birlikte olduğu zerre miskal kadar ilgilendirmedi. Dolayısıyla magazin yapan arkadaşlarıma yani magazin muhabirlerine, işte magazinin başındaki bütün müdürlere ve o magazin şirketi sahiplerine hepsi benim arkadaşım. Son derece saygı duyduğum, dışarıda görüştüğüm insanlar. Fakat magazin birazcık hayatınızdaki dedikodu boşluğunu seyirci olarak söylüyorum bunu. Yani dinleyenler açısından söylüyorum. Mesela normal halktan bir kadın magazinde atıyorum Lerzan Mutlu'nun biriyle neden birlikte olmasını merak etsin. Bana ne? Ben ev kadını olsaydım bir kere bu magazin programlarını yani şey anlamında söylüyorum izlemezdim. Beni ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir magazin programı yaptım. Biliyorsun o magazin programının tarihini değiştiren de benim. Söylemezsem olmaz. 060 şehirle aldım ben o programı. İlk 15'liklerde 9 şehri gördüm ve istemeyerek kabul ettim ben o işi. Çünkü istemememin sebebim şuydu. Bak bunları ilk defa buradan anlatıyorum. Çünkü ben hayatım boyunca tek başıma program yapmış bir kadınım. Dolayısıyla toplu bir masada oturmak istemedim. Son derece ayağım gitmeye. Arada çok hatırı sayılır dostlarım vardı. Gittim. Ve magazin programında benim yaptığım, yani programın tarihini değiştirdim. O kadar söyleyeyim. Aldım buradan buraya taşıdım. O programda yaptığım şeyde atıyorum. Ben mesela şunu çok iyi hatırlıyorum. Bade İşçi, o dönem çok da severim, çok da beğenirim. Eşinden ayrılıyordu Cüneyt'ciğim. Eşinden ayrılıyordu ve ben asla onun eşinden ayrılma mevzusunu işlemiyordum. Çünkü beni ilgilendirmiyordu. Ben o programda o mevzuyu alıyordum. Diyordum ki sizin komşunuzun kızı ya da kuzeniniz Ayşe eğer iddialar doğruysa kocasından böyle bir şey görseydi siz ne hissederdiniz? Ben bu olayı toplumsallaştırıyordum. Dolayısıyla magazin benim zeka seviyemdeki insanların asla izlemeyeceği bir şey. Çünkü beni ilgilendirmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Beni daha önemli şeyler ilgilendiriyor. Dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı, işte insanların maddi durumu, zor durumda olan insanlar. Ben hep bu tarz bir program yapmak istedim. O programa imzamı attım. Programın tarihini değiştirdim. Zaten bunu hiç kimse inkar edemez. Ondan sonra gelen bir de Kanal D'de yaptım ondan sonra. Sabah kuşağında. Ama şöyle söyleyeyim. O programdan ayrıldıktan sonra demiştim ki bir daha magazin yapmayacağım. Aynı program bu sene 3 ay önce gene bana getirildi. Sevgili Esin Övet'le birlikte. Görüşmelere gittim. Bak bunları ilk defa buradan açıklıyorum. Ben hiç bunları açıklamadım. Görüşmeler oldu. Telefonlaşıldı. Esin'le olacağımız söylendi. Sevgili Esin Övet'le. Sonra son dakika başka bir şey bana başka bir isim geldiği için ben çok sevdiğim de arkadaşlarım zaten. Hala da görüştüğüm insanlar. Ben olamayacağımı söyledim. Dolayısıyla tabii ki magazin yapabilirim.
Ama benim magazin yapış şeklim. Şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musun hayatım? Bunlar mesela Cüneyt benim arkadaşım. Genel olarak söylüyorum. Cüneyt benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Cüneyt mesela atıyorum topluma uymayan bir ilişki yaşadın. Evli bir kadına bir şey yaşadın. Sen benim arkadaşımsın. Ama atıyorum sana Mehmet de topluma uygun olmayan evli bir kadınla bir ilişki yaşıyor. Tamam mı? Mehmet benim arkadaşım değil ama. Böyle magazincilik olmaz. Komiksiniz. Üstünüze gülüyorum. Ben ayrıldım zaten hiçbir slotu bir daha izlemedim. Ben sadece Instagram'dan önüme düşünce ya diyorum bunları da izleyen var mı diyorum. Hemen geçiyorum. Çünkü niye? Eğer sen bir konuyla ilgili Mehmet'i yerin dibine sokuyorsan Cüneyt senin ya bak ya şöyle yapacaksın. Mehmet'i hiç yerin dibine sokmayacaksın. Olaya hiç bulaşmayacaksın. Ama sen Mehmet'i yerin dibine aynı mevzudan sokup dostluğun ve hukukun yok diye Cüneyt'i o olaydan yukarı kaldırırsan sen döneksin. Sen yalancısın, sen sahtekarsın. Benim sana zerre-i miskal kadar inanmam. Mümkün değil seni ciddiye alıp izleyenin zaten ben zeka seviyesine şaşırırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kimi izlersin biliyor musun? Tek söylediği. Cüneyt, sen benim arkadaşımsın ama sen de burada yanlış yapıyorsun. Mehmet de yanlış yapıyor derse o zaman ben var ya derim ki helal olsun bak doğruyu söylüyor. Ama sen bir dediğini tutmayınca komik duruma düşüyorsun. O yüzden tabii ki magazin yapabilirim ama ben magazini farklı yapıyorum. Hani ben bir kere dedim ki o programdan ayrıldıktan sonra magazin yapmayacağım. Söylemezsem olmazı bu sene bana getirdiler 3 ay önce. Yapabilirdim yani. Anlatabiliyor muyum? O belli olmaz. Yapacağım. Ama ben magazini onlar gibi yapamam. Çünkü benim karakterime de uymuyor zaten bu durum. Ben bir şeyin doğrusu bende tektir. Yanar döner. Oraya göre öyle, buraya göre böyle bir dünya yok. Halk yemiyor bunları. Anlatabiliyor muyum? Üstlerine gülüyor. O yüzden bunu da böylelikle söylemiş oldum sana. Magazini sevmiyorum ama magazin bizim işimizin bir parçası. Bunu da hemen altını çizmek istiyorum. Aynen. Birkaç sorum daha olacak ama şöyle biraz önce söylediğim gibi çıplak sesle şarkı söyleyen az dediğimiz bir olay Şarkı mı vardı. söyleyeceksin? Ha. Aynen. Ama böyle evraki yapılmaz ki. Bu arada ben Cüneyt'le hiç daha önce ne konuştum, ne mesajlaştım hiçbir şey yok. Ne okuyayım? Valla gönlünden ne koparsa yani istersen son Ay klibin nasıl kaç kadeh çıkacağım? kırıldı Yok istersen şunu okuyayım. Diyelim ki resimlerimi yaktın. Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin. Adımı da kara kaplıya yazdın. Ama anıları nasıl unutacaksın? Diyelim ki resimlerimi yaktın. Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin. Adımı da kara kaplıya yazdın. Ama anıları nasıl unutacaksın? Vallahi sesim kısık. Yemin ediyorum da sesim kısık. Sırf Sesine seni yüreğine kırmayayım. sağlık. Sırf seni Çok bu arada kırmayayım diye kulağımda kulaklıkla. sağ ol, alkışlar geliyor, kalpler geliyor. Çok Öpüyorum teşekkür hepsini. ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Peki şey var mı? Hani böyle kendin anlatabileceğin pişmanlıklar. Yani nasıl söyleyeyim? İşte keşke şu projede olmasaydım. Veya şunu kabul etseydim veya şunu etmeseydim gibi iş Heh, hayatında. bravo. Mesela toplu bir masada olmayı kabul etmeseydim ya da şart koşsaydım. Bu kalacak, bu gidecek, bu olursa, bu olursa diye. Biraz hümanist tarafım beni her zaman yaraladı. Onu ekmekle oynamanın çok günah bir şey olduğunu bildiğim için. Bu hümanist tarafım her zaman beni çok yaraladı. Bana bu iş bir şey öğretti. Bu işte kesinlikle aynı sektör şöyle ama yani şarkıcı, sunucu. Kesinlikle bu insanlara iyi olmayacaksın. Bunları iyilikten anlamıyorlar. Çünkü kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. Şöyle bir şartla oturmalıydım. Hayatımdaki en büyük pişmanlığımdır. Bunu söyleyeyim. Çünkü çok büyük kanallarda iş yapıp çok sevdiğim dostlarımın kanalına gidip şu madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bu olsun bu olmasın ya da ben gideyim demeliydim. Bunu demedim. Bunun için pişmanım.
Ama bu da galiba tecrübeyle alakalı. Hani zamanla insan tecrübe Hayır, ediyor. benim hümanizmle alakalı Ha, bir şey pardon. bu. Evet, doğru. Hümanizm, yani insan ayrımı yapmamam, bundan zarar gelebilir diye düşünmemem. Çünkü ben o kadar insanlara zarar vermeyen, kendi dünyasında yaşayan biriyim ki. O Ama yüzden de dışarıdan nasıl gözüküyorsun? Dediğin gibi biz seninle ilk defa burada karşı karşıyayız ama ama dışarıdan da Cüneyt, böyle dobra dobra, tamam dobra ama bir yandan da böyle sert halin var yani, öyle gözüküyorsun ama açıkçası. şöyle, bunlara kapı gibi durmazsan bunlar seni ne yaparlar biliyor musun? Tırla üstünden geçerler. O yüzden bunlara böyle böyle duracaksın. Çarptıklarında kendileri düşecek. Çarptıklarında kendileri düşecek. Bunlara başka türlü olmuyor. Halbuki benim şöyle bir kalbim yok. Bana bir gelen 10 giden bir kadınım ben. Ama sen bana gelip tokat at, ben de sana yumruk atarım. O yüzden de kimseye zarar verme. Sana da bir şey yapmasınlar. Peki şimdi güzellikleri konuşalım. Bu arada muhabbet Konuşalım. çok hızlı. Hemen 25 dakika geçti ki ben biliyorsun Aa, hani bitti mi? kısa yapacağız dedik ama sohbetin çok güzel. Hemen güzelliklerden bahsedelim. Dostluklar dedik. Bu sektörde dostların, sevdiğin insanlar kimler? Mesela ünlülerden kimlerdir? Mesela dost yok. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama görüştüğüm arkadaşlarım var. Ama dostlarım mı? Benim üniversiteden arkadaşlarım, dostlarım. Demet'le gülerim, eğlenirim. Ama Demet'e her şeyimi anlatır mıyım? Anlatmam. Demet'in de her şeyini dinlemem. Yani benim herkesle aramda şöyle bir dirsek mesafesi vardır. Milyonda bir görüşürüz mesela. Alişan, benim konservatuvardan arkadaşım. Ha dostum mu, gene benim en eski arkadaşlarımdan biri olduğu için hani dosta yakın diyelim, ama tam dostum mu ben yalan konuşamam. Dolayısıyla var tabii ki, ama dostum değil hiç kimse, ya da ben de onların dostu muyum bilmiyorum, ama sadece arkadaşım var. Dostum var diyen bence çok Ama doğru birbirimizi söylüyordur, seven, sayan, düşünmüyorum. kötü zamanda yanında olan bir arkadaşlık söz konusu diyebiliriz, değil mi? Yani en azından bir telefon kadar birbirimize yakın olduğumuz iki insandır Demet'le Alişan. Peki, Lerzamut da kimleri dinliyor? Uzun Ben zamandır mi? mesela. Evet, Ben yabancı veya mesela Türk. ben Andrea Bocelli aşığıyım. O adamın sesi, bu kilisede, Milano'daki katedralde, Duomo Katedrali'nde verdiği, YouTube'da biliyorsun bir canlı konser vardı. Hayatımda en sevdiğim seslerden biri, yapışarak dinledim. Yasmin Levy'yi çok severim. Sonra başka Joe Dassin diye bir adam var. Fransızca şarkılar söylüyor. Çok eski. Hulya Glasses'i çok severim. Türklerden valla Serkan Kaya'nın şarkılarını seviyorum. Biraz ruhum arabesk olduğu için. Başka kimi dinliyorum? Bir tane kız var ya, bir şarkı söylüyor. Onun sesine bayılıyorum. Aslında çok değişik bir ses. Aslında çok benim tarzım değil. Hani gülü soldurmamı söyledi. Ben de şimdi şu an şey Ha. yapamadım ama. Ondan sonra Bilal Son Ses mesela, arabesk Bilal Son güzel Ses, geliyor evet. bana. Onlar yani, ama dinliyorum yani. Güzel bulduğum her şeyi dinliyorum ben Cüneyt'çim ya. Öyle hani bunu dinlemeyeyim. Aa, bu benim, böyle bir dünyam yok benim. Peki, yakın zamanda senin öngörün nedir? Karantina ile ilgili bir soru geliyor hemen. Konserler ne zaman başlar sence? Sen de müzik dünyasında Ben bir insan. şimdi şunu söyleyeceğim Cüneyt. Ben daha bu olayın tam böyle, insanlar sosyalleşmeye başladılar ama tam böyle olayın tam rehabilite sürecine girdiğine asla inanmıyorum. Yani sen demin ilk canlı yayın açtığında çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki maskelerinizi ve eldivenlerinizi lütfen tak. O kadar insanlar sanki hiçbir şey yaşamadık, koronadan karantinaya girmedik gibi sokakta dolanıyorlar ki. O yüzden o kadar güzel bir şey söyledin ki, ben hala henüz bu tehlikenin dünyayı ve ülkemizi asla terk etmediğini düşünüyorum. Bu tehlike hala devam ediyor. Bana mesela astrolog arkadaşlarım hep Haziran'da pik yapacağını, rahatlamanın verdiği şeyle Haziran'da pik yapacağını söylediler. Aslında astrologlara göre, yani dünya haritalarına baktıklarında, bu sürecin 2021 Şubat'ta yavaşlamaya başlayacağını ve 2021'in sonbaharında dünyayı ve ülkeyi ya aşısı bulunacak ya bir şey. Yani bu kadar rahat davranmalarını insanların gerçekten şokla izliyorum. Seninle aynı fikirdeyim ama bence konserler hemen başlamayacak. Yani Temmuz sonu gibi belki bir tek tük olabilir, ama dediğim gibi hayatın normal her anlamda, iş anlamında normal sürece geçmesi bence gene nereden baksanız bir yılbaşını bulacak. Bu benim kendi kişisel fikrim. Aynen, aynen öyle. Peki sen de o zaman projelerini bir nevi erteledin herhalde. Öyle gözüküyor. Mecbur, çünkü stüdyoya gidemiyorum, okumaya gidemiyorum. Maskeyle okuyamayacağıma göre mikrofon, yani havadan bile gelip de metallere yapışabiliyormuş. Aynen. Dolayısıyla bu çok riske edilecek bir şey değil. Zaten şu an albüm çıkarsanız kim dinleyecek?
Ya da şu an işe gitseniz sizi izlemeye kim gelecek? O yüzden de hani Aslında bu birazcık da süreçte senden çok güzel canlı performanslar müthiş olur YouTube'da. Böyle projeler var mı kafanda? Şöyle söyleyeceğim. Normalde ben mesela canlı konser çok istediler benden Instagram'da. Fakat eve orkestranın arkadaşlarımı çağırmaya çok korktum. Çünkü ben gerçekten bu süreci çok korunaklı geçirdim. Çünkü ben çok böyle panik halinde. Aman burnum ağrıdı, karnım ağrıdı, kaşım ağrıdı. Bu kafada olduğum için açıkçası bunu yapmadım. Ama neden olmasın? Bunu yapabilirim yani. Güzel fikir. Valla çok güzel bir sohbetti. Sonuna geldik bile ama Bitti. şöyle kısa kısa hemen bir yorumlara bakmak istiyorum. Değil mi? Ne Bir çabuk şeyin bitti. Çok şekersin. çok teşekkür ederim. Özcan Bey dedim. Özcan Bey'e de çok sevgilerimi ilet. Gerçekten çok temiz suratın var. Çok güzel enerjin var. İlk konuk olduğum Instagram moderatörü sensin. Ha, çok teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Çok Ben asil de bir... açık konuşayım. Çok güzel enerjinle geldin. Müthiş Aa, çok enerjinle teşekkür ederim. geldin. Ve bizi de mutlu ettin. Gerçekten sesini dinlemeyi çok seviyoruz. Hani bir an önce Canımsın. seni sahnelerde de görmek istiyoruz. Televizyon mu dersin, sahne mi? Ben sahne diyorum ilk. Onu söyleyeyim. Güzel. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Sayfanız o kadar asil ki, o kadar farklı ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Asıl bana bütün içtenliğinle, tüm samimiyetinle sorularını yönelttiğin için. Umarım ben de bütün kalbimden geçerek sana sorularını cevapladım. Umarım Çok İstediğin güzeldi. gibi bir konuk ağırlamışsındır. Müthiş, müthiş bir enerjim var. Bu arada seni seviyoruz, muhteşemsin. TV'de de görmek istiyoruz diyenler var. Beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben açık konuşayım, sahnede de görmek istiyorum. Çok Çok teşekkür ederim. teşekkür Çok ederim. güzel bir sohbetti. Sen bir tanesin Lerzan. Lerzan Hanım süpersiniz. Böyle böyle devam Çok ediyor. teşekkür ediyorum. Çok Seni çok mersi. seviyoruz. Kendine çok Ben iyi de bak. Cüneyt'im. Öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özcan Bey'e de sevgiler. Bay bay. Sağ ol. Görüşürüz. Bay Görüşürüz. bay. Bay bay. Bay bay. Evet, sevgili Lerzan Mutlu konumlu. Çok güzel bir sohbetti gerçekten arkadaşlar. Sizler de eşlik ettiniz bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Bir yarım saat mola. Ondan sonra sevgili Aziz Kiraz bizlerle birlikte olacak. Görüşürüz. Çaylarınızı alın. Tamam.